Zekeriya Say, Tanrı yardımcınız olsun. 14 Mayıs 1997'de 200 bin güvenlik görevlisiyle Kuzey Irak'taki PKK'nın kamplarına yönelik başlatılan çekiç harekatı tam 39 gün sürmüştü. 99 şehit verdiğimiz o harekatta günlük ortalama 68 terörist öldürülmüştü. İrticayı PKK'dan daha tehlikeli gören 28 Şubatçı TSK Komuta Akademisi harekatla ilgili Garada ele geçirilerek planlanan askeri hedeflere ulaşılmıştır açıklamasını yapmıştı. O harekatta 2601 teröristin öldürülüp öldürülmediğini bilemem ama Gara'nın ele geçirilemediği ortada. Öyle olsaydı geçtiğimiz haftaki operasyona gerek kalmazdı. 1997'deki operasyon sırasında muazzaf olan bazı emekli paçalar PKK'nın girilemez, ulaşılamaz denilerek güvenli alan saydıkları Gara'daki mağaraya girilip 48 teröristin imha edildiği son operasyonu başarısız ilan ettiler. Nedeni de izmaritleri bile yere atmıyorlar denilerek mütareke basını tarafından çirin gösterilen PKK'lıların henüz operasyonun başında rehin tuttukları 13 kardeşimizi kalleşçe infaz etmeleri. Aslında onlar da biliyor şimdiki TSK'nın çok daha başarılı olduğunu. Kandil'den yükselen çığlıkları PKK'ların ağlamalarını onlar da duyuyor. Sahi PKK ile Başapo onların zamanında paketlenmişti değil mi? Böyle bakınca da onlar daha başarılı sanki. Zaten Sözcü gazetesi de öyle yazmış önceki gün. İşte devlet haklı diye manşet atarak operasyon dediğin böyle olur demeye getirmiş. İsterseniz önce CHP'li Tuncay Özkan'ın Öcalan'ın yakalanışının birinci yılında yazdığı yazısını okuyalım. Sonra kim daha başarılıymış birlikte karar verelim. Özetle 4 Şubat 1999 akşamı CIA'in Ankara temsilcisi randevusuna tam saatinde geldi. Amerikalı casus MIT müsteşarına Apo'nun ortak bir operasyonla yakalanmasını öneriyordu. ABD'nin şartı açıktı. Operasyon birlikte gerçekleştirilecek, Öcalan Adil yargılanacak ve öldürülmeyecekti. 5 Şubat'ta Cavit Çağlar'a ait jet 200 bin dolara kiralandı. Uçak 10 Şubat'ta Öcalan'ı almakla görevlendirilen ekiple birlikte Türkiye'den Uganda'ya doğru havalandı. 7 kişilik ekip Uganda'da uçaktan hiç çıkmadı. 15 Şubat pazartesi günü Nairobi'de geçirildi. Akşam 19.20'de havaalanının özel tel kapıları açıldı ve Öcalan'ı getiren otomobil uçağın yanına kadar geldi. Öcalan gayet rahat ve neşeli bir biçimde elindeki çantasıyla uçağa doğru yöneldi. Kapıda duran uzun boylu, sarışın, yeşil gözlü Türk görevliyi hafif bir gülümsemeyle selamladı. Rahat bir biçimde uçaktan içeri girdi, Öcalan'ın içeri girmesiyle görevlilerin Öcalan'ın üzerine atlamaları bir oldu. Öcalan bir anda bir eşya gibi özel bir bantla paketlendi, elleri ağzı ve gözleri anında bantlandı. CHP'li Özkan uzun uzadıya yazmış ama yazının özeti böyle. Sözcü bunlardan bahsetmeyip Ecevit'in konuşmasıyla tamamlamış haberini. Zira detaylara girse deri taklı dediği o operasyonun aslında CIA tarafından kurgulandığı ortaya çıkacaktı. Zaten dönemin başbakanı Bülent Ecevit de daha sonra bunu ben de hala anlamaya çalışıyorum. Bize niye Apo'yu verdiler onu hala ben de bilemiyorum diyerek Apo'yu ABD'nin verdiğini itiraf etmişti. Gazeteci Mehmet Ali Birant da Ecevit'in sabahtaki açıklamasından iki gün sonra kaleme aldığı yazısında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın Milli Güvenlik Konseyi Danışmanı Anthony Blinken'ın sözlerine yer vererek Apo'nun teslim edilmesi kararının tamamen Clinton tarafından alındığını ve teslimatın şartlarını yazmıştı. Şartlar mı? 1. Öcalan'ın bir kazaya kurban gitmemesi. 2. Öcalan'ın adil bir yargılamaya tabi olması. 3. Türkiye'nin Kürt sorununun çözümü için Kürtlerin doğal haklarını tanıması. Birant yazısını bu üç koşulun yerine getirildiğine de dikkatlerinizi çekerim sözleriyle tamamlamıştı. Dikkatinizi çekti değil mi? Özkan'ın yazısındaki şartlarla Blinken'ın şartları tıpatıp aynı. Dahası bir yıl sonra PKK ile başının idama mahkum edilmesine yönelik Ahim'de açılan davada Türkiye, davacıların Öcalan'ın yakalanması bile yasa dışı itirazına karşı Öcalan'ı biz yakalamadık, Kenya yakaladı, Türk Güvenlik Kuvvetleri'ne teslim etti savunmasını yapmıştı. Bunun haberini de sözcü yazarı Deniz Zeyrek 19 Kasım 2000'de yazmıştı. Evet bugün milli bir duruşta yerli ve milli imkanlarla daha da önemlisi Türk Devleti'nin aklıyla Gara'ya düzenlenen operasyonu küçümsemeye çalışan bazı emekli muvazzafların zamanında gerçekleşen Öcalan operasyonunun detayları böyle. Siz hala koli bandıyla paketlenmiş Japon'un Türkiye'ye getirilmesini, 9 yılda Amerikan mühendisi ve Fransız çimentosu ile inşa edilen bir mağaraya girmekten kat be kat destansı bir olay olarak görüyorsanız, Sözcü okumaya devam edebilirsiniz. Üstelik sözcü yazarı Yılmaz Özden'in de bu konuyla alakalı her yıl ısıtıp ısıtıp yayınladığı Muz Cumhuriyeti diye bir yazısı var. Özdil, Tuncay bile fazla destanlaştırmış. ABD'nin teslim ettiği paketin getirilmesini. Ha unutmadan, Bidon Kafa'nın yazısında operasyonlardan önce Tanrı yardımcınız olsun diye dua etikleri de yazıyor. Siz seversiniz böyle cümleleri. Zekeriya Say Bülent Erandaç Bu saldırı niye? CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve Polis Bürosu, Hazine ve Mali Eski Bakanı Berat Albayrak ve onun nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan, planlı, programlı, derin mahfillerin sözcülüğünü yaparak bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyanın ön saflarında özellikle iki isim görüyoruz. Faik Özsırak ve Serin Sayekböke. Ne tesadüf bu iki isim IMF'ci. Herhalde IMF çok rahatsız. CHP'yi tanımak için Faikö Sıra bakmak yeter. Faikö Sırak CHP'nin aynasıdır. Faikö Sırak bir süreden beri asil zadeliğini unutup halk adamlarına, millet evlatlarına ileri geri laflar ediyor. Devamlı Berat Albayrak'ın arkasından konuşan itibar cellatlığına soyunmuş Öztürk bazı mahfillerin sesi olmaktan kurtulamıyor. Östrak darbe hükümetlerinde ballı görevlerde bulunmasının sırrını kimselerin bilmediğini sanıyor. Östrak güçlü bir ailenin mensubudur. 2001 krizinde Merkez Bankasından milyar dolarlar çekildi, faizler tavan yaptı, kriz tüm şiddetiyle geldi. Kriz sırasında CHP'den daha sonra İzmir milletvekili olan Zekeriya Temizel BDDK başkanıydı. Yardımcısı CHP'nin asilzadesi Faik Östrak'tı. Yani bankalar çökerken CHP Ritemizel, Faykö Sırak, Ballı Koltuk'ta oturuyorlardı. Türkiye dibe vurdurulunca IMF valisi Kemal Derviş'in sağ kol oğlu verdi, hazine müsteşarlığına getirildi. Geçen yıl Temmuz'da yapılan CHP kurulsayında Kemal Derviş'in yetiştirdiği IMF koridorlarında uzmanlaşmış senin Sayek Böke genel sekreter olarak atandı. Böke hem Dünya Bankası hem IMF kariyerine sahip. Sıkı bir makrocu olarak tanınıyor. Amerika'da doğdu, yüksek lisans ve doktorasını ABD Duke Üniversitesi'nde yaptı. 1999'da Boston'da Bentley College'de yardımcı doçent olarak göreve başladı. Türkiye ekonomisinin dibe vurduğu 2001 yılında IMF'nin Washington ofisinde ekonomist olarak göreve başladı. Dünya Bankası'nda da görev aldı, IMF merkezinde görev yapmayı sürdürdü. CHP'nin nasıl yol alacağını anlamak için CHP'nin sözcüsü Faik Öztura ve Profesör Doktor Selin Sayekböke'ye bakmak yeter. Enerji Bakanlığında büyük başarı gösteren Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olarak da IMF'yi Türkiye'ye yaklaştırmıyordu. Belli ki ABD, Avrupa, IMF çok rahatsız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin kanını emen IMF zincirlerini kırarken CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nda IMF aşkı tam hız sürüyor. Bülent Serandaç